Türk-Amerikan İttifakı Başkanı Sayın Faruk Taban'ın konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Büyükelçim, değerli hanımefendi, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçim, Sayın Askeri Ateşen, ATA, FTA başkanları, onların mütevelli heyeti, hanımefendiler, beyefendiler, değerli katılımcılar. Bugün bu törenle bir araya gelmemizin başlıca sebebi, zaman zaman yokluğundan şikayet ettiğimiz, hatta daima başkalarının bize yönelik de sergilemesini ümit ettiğimiz, esasında insanoğlunun en güzel hasletlerinden biri olan vefa duygusudur. Çünkü böyle bir törenin düzenleniyor olması bile unutmadığımızın en somut şekilde resmi kayıtlarda ve medyada yer alacak şekilde ispatıdır. Çünkü bu törenin düzenleniyor olmasına gerek katılımcı, gerek düzenleyici olarak katkıda bulunan bizler biliyoruz ve bilmeliyiz ki bir gün gelir unutanların kendileri de unutulur. Hiç şüphe yok ki geçmişine vefa göstermeyenlere gelecek nesiller de vefa göstermezler, göstermeyeceklerdir. Bizler de bugün bu hassasiyetlerle bir araya geldik. Bizlerden beklendiği için değil, bir görevimiz olduğu için vefamızı sergilemek adına buluştuk, toplandık. Evet, malumunuz olduğu üzere bugün ABD'de görev yaptıkları sırada 27 Ocak 1973'te şehit edilmiş olan İki diplomatımızı Sayın Mehmet Baydar ve Sayın Bahadır Demir'i unutmadığımızı bir kere daha ifade etmek adına buradayız. İki aziz şehidimiz örgütler mini terörünün Türk diplomatlarına yönelik ilk saldırısında şehit olmuşlardı. Kendilerine bir kere daha Yüce Allah'tan rahmet diliyoruz. Ruhları şad olsun. Vefa duygusunun önemini ifade ederken vefanın yanı sıra unutmamanın ne kadar önemli olduğunu da bir başka açıdan daha hatırlamak isteriz. Çünkü bu büyük milletin her ferdi bilmelidir ki unutulan acının tekrarlanmaması için atılan yeni adımlara her zaman dikkat edilmelidir. Geçmişte yaşananlar unutulmamalıdır fakat bir o kadar daha önemli olan konu, büyük milletlerin yaşadığı büyük acılara rağmen kin tutmadığı, kin tutmaması gerektiği gerçeğidir. Unutmamanın gerekliliği ile kin tutmamanın da gerekiyor olması arasındaki hassas dengeyi koruyabilenler, büyük milletler ve büyük devletlerin değerli fertleridir. Geçmişte, hatta günümüzde yaşadığımız terör kaynaklı acılar üzerine oluşturulan öfkenin yalnızca olumsuz sonuçlara yol açmasından korkulur. Bu itibarla bizlere düşen her halükarda soğukkanlılığımızı koruyarak hareket etmek ve öfkeyle kalkan zararlı otur ifadesinin hikmetler içerdiğini farkında olmaktır. Kinle, öfkeyle anlık hırsların esiri olarak verilmiş pek çok karar, söylenmiş söz, bireylere hatta belki de kitlelere yönelik olumsuz sonuçlar doğurabilecektir. Unutulmaması gereken esas konu, olumsuz kimi tutum ve davranışların haklı olduğumuz halde bizi haksız duruma düşürebilecek olduğu gerçeğidir. Bu tür fevri çıkışlardan milletçe kaçınmamız gerektiği kanaatindeyiz. Zira haklıyken haksız duruma düşmek, haklı davalarımıza toplu iğne ucu kadar bile zarar verecek olsa, bu durum millet olarak
devlet olarak hepimizin aleyhinedir. Bizlere düşen bugüne kadarki tüm şehitlerimizde olduğu gibi 1973'ten bu yana şehit düşmüş olan 40 diplomatımızın aziz hatıralarının en yüce şekilde temsilidir. Bunu gerçekleştirirken de Sayın Bakanımız Ahmet Davutoğlu'nun sözlerini hatırlayalım. Onları hiç kalbimizden, gönlümüzden çıkarmayacağız. Ama hiçbir zaman da başkalarının yaptığı gibi geçmiş acılar üzerine bir düşmanlık ve kin kültürü üretmeyeceğiz. Çünkü değerli misafirler, bizim kültürümüz sevgi kültürüdür, saygı kültürüdür, kardeşlik kültürüdür. Hangi milletten, ırktan, renkten olursa olsun zor durumda olanlarla, yardım umanlarla dayanışma kültürüdür. Biz kültürümüz nasıl gerektiriyorsa, milli ve manevi geleneklerimiz neyi emrediyorsa o doğrultuda hareket edeceğiz. Şundan eminiz ki binlerce yıllık Türk tarihinin kıtalara serpilmiş Türk şehitliklerinde yatan ecdadımız da, şehitlerimiz de bugün kendilerini anmak üzere bir araya geldiğimiz şehit diplomatlarımız Sayın Mehmet Baydar ve Sayın Bahadır Demir de böyle davranmamız gerektiğini düşünür. Bizden bu hasletleri sergilememizi beklerlerdi. Bu törene katılarak hep beraber vefa göstermemizi sağladığınız için tekrar teşekkür eder, saygılarımı sunarım.